pratik olacak. Yaz günlerine özel böyle ferah bir video olmasını istiyoruz. Herkese merhaba. Ben Öykü. Ben Övgü. Uzun bir aradan sonra tekrar bir video yapıyoruz ve yine İngilizce konuşmak hakkında bir video ile karşınızdayız. Düşündük, kafa karıştıran kelimeleri açığa çıkaralım. Cümleyi kurun. Kafa karıştıran kelimelerden bizi zamanda zorlamış, kafamızı karıştırmış olanları derledik ve öyle bir videoya karar verdik. Olacak. Pratik yaz günlerine özel böyle ferah bir video olmasını istiyoruz. Her neyse. Şeyi kapatsak çok gürültü geliyor tamam, ama. Tamam. Herkese merhaba. Tekrar mı giriyoruz? Tamam. Herkese merhaba. Ben Öykü. Ben Övgü. Bugün yine bir İngilizce videosuyla karşınızdayız. Aradan bayağı bir zaman geçti ve Övgü dedi ki aklımda birkaç kelime var İngilizce. Bunlardan bir video yapabiliriz. Bizim de aslında üstünden geçerek tekrar bilgilerimi benim özellikle tazelediğim bir ön hazırlık oldu. O yüzden hemen girelim. Ama neden olduğunu anlatayım. Kelimemizle başlayalım önce. Evet. Kelimelerimiz further ve farther. Dikkat ederseniz TH'lere de özel dikkat ettim. Aynen. Söylemeye çalışarak söyledim. Birazcık zor kelimeler bunlar aslında. Further, farther. Farther. Yani further ve farther değil. Çünkü orada TH var. Evet. O zaman açıkla mesela. Bunu şimdi ben dedim ki bunu videoya koyalım dedim. Öykü de dedi ki tamam farkı ne dedi. İkisi de aslında aynı anlamda dedi. Ama hani içgüdüsel olarak bildiğini evet. Ama açıklasa nasıl açıklayacağını bilemediğini fark etti Öykü. Evet. Ama ben özellikle... Ben dedim açıkla o zaman madem sen biliyorsun dedim. Ben özellikle böyle akademik yazılarda falan further çok kullandığım bir kelime olduğu için... Bilmiyorum sen kullanıyor musun? Yani evet kullanıyorum. Ya da mesela bir sunum yaparken İngilizce hani evet sunumun devamında bu konulara da gireceğim derken further kelimesini kullanıyorum ben. Further, farther en önce farkına girelim. Şöyle kolaylıkla anlaşılabilmesi için farther kelimenin kökü far aslında. Onda bildiğiniz gibi far uzak demek. Farther evet. Da uzaktaki, ilerideki yani anlamında. Evet, daha ilerideki gibi. Further da aslında... İleride demek. Anlamında. İkisinin de aslında anlamı aynı gibi. Yani belki kelime tam sözlük anlamı olarak baktığım zaman ikisi de ileride demek. Ama farther, yani nasıl far kelimesi uzaktaki anlamındaysa farther kelimesi de yani fiziksel olarak uzaklıktaki şeyi anlatıyor. Mesela bir cümle içinde kullanmak ister misin? Olur. The farther we drive, the closer we get to the destination. Oldu mu acaba? Bence güzel duyuluyor yani. Bayağı doğaçlama bir cümle olarak. Şu an güzel duydum. Yani. Ya da mesela şöyle desem daha şey olur. Farther ahead you will see the store on your left mesela. Hani. Türkçesini söyleyeyim. Yani ileride göreceksin. Yani ileride biraz daha ilerleyince göreceksin. Aynen, ileride mağazayı işte sağda ya solda vesaire. Ne dediğimi unuttum ben çünkü. Göreceksin. Evet. Aşağıya yazarız. Further daha o da ileride ama mesela bir konuda ileride demek için daha uygun bir kelime. Further'ı bir konuştuğun bir konuda ileride diye kullanamazsın. Ya da mesela bir akademik yazı yazıyorsun. İşte bu yazının ilerisinde de bunu göreceksiniz. Evet. Bahsedeceğim bir konu diyeceksin. Mesela şu bölümde bahsedeceğim bir konu derseniz further diyemezsiniz. Çünkü further fiziksel olarak uzaklıkta. O zaman further diyorsunuz. Mesela olmuyorsa beni uyar ama şey gibi yani mesela further in the discussion section I will discuss this and this mesela. Aynen. Oluyor evet. Yani evet. Aha. Yani mesela discussion bölümünde bunlardan bahsedeceğim ileride gibi. Ya da mesela further in this presentation you will see I will also talk about this 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 falan. O zaman görmüş olduk yani. Aslında bak internetten de araştırınca şöyle diyor. Farther, literal anlamında yani kelime anlamı olarak ileride demek. Further da figurative yani daha manalı bir anlamda. Gelelim literally ve figuratively ne evet, demek? Bak güzel. Bu listede yoktu ama tam zamanı bence. Özellikle Amerikalıların günlük konuşma dilinde
en çok yaptığı hatalardan biri. Düşün, Amerikalılar yapıyor bu hatayı. Evet. Literally çok kullanıyorlar. Özellikle bu gençler böyle konuşma dilinde tam anlamıyla demek istiyorlar aslında. Evet. Literally tam anlamıyla demek. Yani böyle biraz vurgulamak için kullanılan evet. bir kelime. İngilizce edebiyatta da karşınıza çıkar bu. Figurative meaning. Bir şey söylediğiniz zaman canlandırdığı anlam gibi bir şey aslında, değil mi? Mecaz diyebilir miyiz? Mecaz diyemeyiz. Biraz diyebiliriz bence. Bence de diyebiliriz. Yani mesela he died of excitement falan diyecek aynen, mesela. Aynen. Literally died of excitement falan diyecek mesela. Evet. Mesela in the exam morning işte she literally died falan mesela hani. Yani, literally deyince aslında... Aslında kelimenin anlamıyla gerçekten ölmüş olması gerekiyor bu yanlış cümlede. Yanlış yani. O kullanım yanlış. Ama o vurgulamak için kullananlar var yani. Kullanılıyor ama yanlış, kullanılıyor. Kullanmayın. Evet, siz de kullanmayın. Eğer literally diyorsanız kelimenin tam anlamıyla demek ve hani anlamını kullanın yani. Aynen. Ama figuratively olduğu zaman mesela o cümledeki o heyecandan öldü dediğimiz zaman aslında o figurative olmuş oluyor. Evet, evet. Ama insanlar bunu özellikle hani günümüz gençliği diyeyim. Bence bilmiyorum sadece gençler mi yapıyor o hatayı ama ya mesela kendi dillerinde bile bu hatayı çok yapıyorlar. O literally'yi çok yanlış yerlerde kullanıyorlar. Sırf vurgu yapmak için bence. Doğru değil. Evet. Farther'da kullandığınız zaman daha literal bir anlam çıkıyor. Aynen, buradan da o iki konuyu bağlayabiliriz. Evet. Quiet ve quite. Bence bu önemli bak. Ben bu kelimeyi çok severim. Quiet kelimesini çok severim. Quiet, evet. Şimdi quiet aslında biliyorsunuzdur. Çünkü sessiz. İngilizce öğretmenleri direkt kullanıyor. Sınıfa bağırırlar. Quiet please. Çok iyi oldu. Bu yüzden de yani aslında biliyorsunuzdur. Sessiz, sessiz ol gibi anlamı aynen. vardır. Quiet burada da yazdığı gibi bir yerlerde. Bu şekilde quiet diye yazılır. Quiet yani aslında quiet o aradaki sesi biz de böyle genişletiyoruz ya. Quiet diye. O yüzden bütün seslileri yan yana diziyorsunuz aslında. Ama quiet biraz daha kısa. Quiet dediğimiz zaman çabuk bitiyor. Quiet. Quite diye yazılıyor. E'yi sona atıyoruz o yüzden. Evet. O yüzden hani o telaffuzunu bu şekilde ayırt edebilirsiniz. Aynen. Gelelim anlamına. Yani telaffuz derken yani mesela şöyle quiet öyle yıtı ıt yapan şey E oradaki sondaki E. Quiet. Quite'daki de o E çıktığı için orası çabuk bitiyor, E sona geçiyor gibi düşünebilirsiniz. Anlamına da gelirsek quite böyle şey demek hani. Oldukça. Aslında evet oldukça really anlamına falan da geliyor olabilir. Tam yani mesela, anlamıyla oldukça demek bence. Mesela kelime cümle içinde kullanmak ister misin? Bunu çok kullanıyorum ben. Çünkü özellikle akademik bir yazı yazdığınız zaman yani okulda İngilizce bir şey yazıyorsunuz diyelim ki. Bu biraz daha şey bir derli toplu duyuluyor değil mi? Çok böyle daha şık duruyor. Mesela very demektense mesela. Aa, kesinlikle very'den daha güzel. Mesela very daha zayıf bir kelime kalıyor. Ya da mesela bir şey so much demek. O da yeterince ciddi değil evet. akademik yazı için. O zaman quiet kelimesi tam cuk oturuyor yani. Mesela bir örnek vereyim. Ben günlük şey, yani cümle gelmedi. Günlük konuşmadan da örnek verebiliriz aslında. İlla akademik olmak zorunda değil. Mesela I know him quite well. Evet. Ben mesela, onu oldukça iyi tanıyorum anlamında. Evet. Ya mesela I know him very well desen de aslında onu çok iyi tanıyorum demiş oluyorsunuz ama hani quite well deyince... Sanki daha very'den daha mı güçlü acaba? Bence daha güçlü. Yani daha böyle quite well mesela hani. Evet. Veya oldukça mesela, demek işte. Yani evet, oldukça olabildiğince. Hani, evet, bence çoktan daha etkili. Daha vurgulu bir. Mesela şöyle bir tamlama yaptığını düşün. Quite quiet. Aynısını diyecektim aklıma geçiyordu. Dedim ki, the class is quite quiet. Oldukça sessiz bir class. Bir sınıf. Evet, class. Yani bu ikisini de böyle ayırt edebiliyoruz. Ben evet çok seviyorum quiet kelimesini ve tavsiye ederim özellikle yazılarınızda. Bence biraz daha İngilizce iyi biliyormuşsunuz gibi de gösteriyor olabilir. Bir ifade veriyor yani. Ama tabii doğru kullanırsanız. Yani o kelime haznenizin aslında bence zenginliğini gösteriyor. Ya da mesela yazıda çok mesela daha önce very kullandınız, sonrasında very kullandınız çok çok... Aynı kelimeyi tekrar edeceğinize quiet kullanırsınız mesela. Övgün'ün çok istediği bu videoda olması için yanıp tutuştuğu bir konu daha var. Ama çünkü neden? Bence bu da kafa karıştırıcı. Ama çünkü neden? Güzel bir tamlama oldu. Ne? Ama çünkü neden? ben bunu çok kullanıyorum galiba. Öyle mi? Hiç bana kulağımı tırmalamadı çünkü. Neyse. Neden ama çünkü. Neden? Yeri değişti.
Benim kafamı... Çünkü şu yüzden. Benim kafamı karıştırıyordu zamanında. Tamam, evet. Belki o zaman size kolay geliyordur. Ben sana çok kolay bir yöntemini söyleyeceğim. Artık sana da kolay gelecek. Tamam, bir dakika. Kelimelerimizi söyleyelim. Quality, quantity. Ama şimdi bu biraz İngiliz aksanıyla söylemiş oldum quantity'yi. Çünkü Amerikalılar quantity diyor. Quality. Değil mi? Quality ve quantity. Evet. Çünkü T'yi pek söylemeyi sevmiyorlar bence. Evet. İngilizler daha çok söylüyor. Quality aslında kaliteli. Ya kalite. Değil mi? Yani tam Türkçesini söyleyeyim mi ben? Hı-hı. Nicelik, nitelik işte. Aha, aynen, evet. Ben de daha Türkçe'ye yaklaşalım diye diyordum. Evet. Quality, kalite. Hani tam en böyle yakın getirirsek Türkçe'ye orada kalite olabilir. Ama aslında hangisi? Nitelik. Nitelik anlamında. Hı-hı. Nitelik de yani içinin doluluğu, niteliği. Hı-hı. Aslında biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Evet. Anlamında geliyor. Quantity ya da quantity. Ya ben hep quantity diyorum ama aman o da Türk aksanımız olarak kalsın. Yani. Bence quantity demekte bir şey yok yani. Yani evet, quantity denir herhalde değil mi? Quantity. Aslında quantity, şey okutmamız quantity lazım. Quantity. Neyse onu sonra yapayım. O da sayısal, hani nicelik demek aslında. Aynen. Nicelikle niteliği de karıştırıyor olabilirsiniz. Ben aynen, onu Türkçe'de da bile küçükken böyle bir düşüne acaba hangisi nitelik hangisi nicelik ama... Evet. İnsan sonra nice, hani nice mutlu yıllara derken, evet, hani nasıl sayısını şey yapıyorsunuz. Aynen. O yüzden nicelik, quantity ve sayısal anlamda aslında birine doğum günü kutlarken hem nicelik hem nitelik olarak kutluyorsun. Bak, nice mutlu yıllara. Evet, mutlu da quality'si oluyor. Evet, quality'si oluyor. Güzel. Nitelik oluyor. Nice dediğimizde nicelik çokça hani de anlamında. Gelelim bu cümleleri biraz, bu kelimeleri biraz daha zorlaştıralım. Qualitative ve quantitative. İşte asıl söylemek istediğin şey buydu, evet, biliyorum. Ben bunu oradan yazdım. Liste yaptım, bunu yazdım. Diyorum bu kadar basit değildi ya. Evet. Ya aynı şey aslında. Aynı şey ama bak. Quantitative ya da quantitative, nasıl söyleyelim. Niceliksel. Niteliksel. Bak, ne dedim ben? Tamam, baştan söyleyelim. Quantitative, quantitative ya da nasıl derseniz. Niceliksel. Evet, doğru söylemişim. Niceliksel. Yani nicelik olarak. Diyelim ki bir araştırma kuantitatif ise o araştırma içinde sayısal bir analiz içeriyordur. Kuantitatif ise. Evet, kuantitatif. Kualitatif ise daha nasıl diyeyim? Teorik olarak. Aynen, daha diyelim. Açıklamalı ve hani sayısal, istatistiksel bir analiz barındırmıyordur. Yani kuantitatif diyorsa sayısal böyle bir veri analizi veya... Bu ama şey akademik yazılarda. Akademik yani. Yazıda, hani. Evet. Kuantitatif diyorsa niceliksel bir durum söz konusu. Kualitatif diyorsa niteliksel, yani daha böyle açıklamalı, teorik olarak. Ya yani mesela örnek verelim. Çünkü bilmeyenler için çok kafa karıştırıcı olabilir. Yani çok ne dediğimiz belki çok da bir şey kafada canlandırmıyor. Mesela ekonomi tezi yazarken genelde kuantitatif yazılır. Çünkü ekonometrik analiz yapılır. Ekonometrik analiz ne demek? Daha böyle istatistik olarak. İstatistiki bir şekilde verileri incelersin. Bir işte araştırma sorunu cevaplayacak bir şekilde işte incelersin. Regresyon yaparsın falan. Aynen. Regresyon analiz yaparsın. Sonucu bulursun. Onun üzerine de bak bu sonucu buldum diye açıklamanı yazarsın. Ama ekonomide kualitatif şeyler de var. Mesela diyelim ki dersin ki atıyorum tarım sektörünün gelişimini yazarsın. Evet, mesela lisans hani, tezlerimize doğru gidiyoruz. Yani bunu yazmadık da. Bunu yazmadık ama evet. Mesela bir şeyin gelişimini anlatırsın. Ya da mesela ekonomi tarihiyle ilgili birinin bir şeyini yazarsın. Hı-hı. O zaman ekonometrik analize ihtiyaç duymazsın ya da sayısal bir şey vermezsin. Yani sayısal bilgi versen bile mesela esas araştırma yöntemin ekonometrik analiz olmaz. O zaman kualitatif olur. Yani illa ekonomisinden gitmek zorunda değiliz ama başka mesela alanlarda da. Aynen, yani aynen. Aslında genel olarak istatistik sonuçta sadece ekonomide değil. Aynen, bütün araştırmalarda kullanılabilen bir alan. İçinde sayı varsa, sayıları analiz ediyorsanız, böyle grafikler falan çıkarıyorsanız o zaman o kuantitatif oluyor. Hı-hı. Ama mesela daha böyle mesela sosyolojik. Gerçi sosyolojide çok de fazla kuantitatif var, evet, var. Neyse ama daha böyle açıklamalı, daha teorik olarak işlediğiniz, konuştuğunuz veya tarihi olarak işlediğiniz şeyler varsa o zaman kualitatif oluyor. Çünkü
niteliklerini konuşuyorsunuz, sayılardan bahsetmiyorsunuz. Bence bugünlük bu kadar yeter. Çok da fazla karıştırmayalım, çok fazla konudan atlamayalım. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basın ve bizi takip etmeyi unutmayın ki biz de bir sonraki videoları aynı motivasyonla, hatta artan bir motivasyonla yapmaya devam edelim. Gerçekten yorumlarınız, güzel yorumlarınız, bizi motive eden, destekleyici yorumlarınız veya işte takipleriniz bizi çok mutlu ediyor. Mutlu ediyor ve daha fazla video yapma isteğini sokuyor. Nasıl evet. Biz size böyle yardım ediyorsak siz de bize böyle yardım edebilirsiniz. Evet. Ve çan tuşuna basarsanız da size bildirim gelecek. Yoksa gelmiyor ve siz de aslında geç kalmış oluyorsunuz videolara. Ama haberdar olmak isterseniz videolarımızdan, ayrıca Instagram'ımızı takip ederseniz orada da paylaşıyoruz storylerde. Evet. Orada da adresi görebilirsiniz. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.